16 Aralık 22 Aralık haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Evet, absürt mesajlar, havadan uçan sözler, kaçan laflar var ama hepinizi çok seviyorum. Sonuçta e, herkes saygı çem, pen, çemberi içerisinde herkese laf sokabilir ama kalitesini bilen soksun diyorum. Kalite yoksa sokmayın. Yani biraz laf geçiriyorsunuz ama yani bizim de bir vatandaş olduğumuzu, insan teninden olduğumuzu, bedenimizden ne olduğunu unutmayın diyorum. Ama tabii ki size kucak dolusu. Tüm beni seven, sevmeyen, özellikle beni çok sevenlere saygım çok sonsuz, sevmeyenlere de saygım sonsuz. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Sadece nezaket, Hani kuralların dışarısına ahlaka ve çocuklarımızın da değer verdiğimiz bir dünya yetiştirmek istiyorsak ahlaki değerlerde söz konusu olması gerektiğini söyleyebilirim diyorum. Evet 16 Aralık 22 Aralık haftalık burcumuz özellikle Koç burçları neler bekliyor diyorsanız. Ortaklı iş yerlerinizle alakalı yeni kararlar, yeni dönemler, yeni olumluluklar yaşayacaksınız ama belki finansal açıdan biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok yoğun bir haftaya giriş yaptığınız için finans ödemelerinizle alakalı biraz sizi kavuran bir hafta olacak. Yani onu oraya nasıl denkleyeceğim, bunu, bunu oraya nasıl denkleyeceğim ama işte bazı belirsizlikler de netle, netleşeceği için bence bunları güzel bir şekilde dengeleyeceksiniz. Hem de yıla kendinizi hazırlamış olacaksınız. Yani 2020 aslında aralık biterken siz 2020'li iyi kendinizi hazırlıyorsunuz. O yüzden yeni başlangıçlar, yeni anlaşmalar, yeni oluşumları değerlendirmeniz taraftarıyım. Şöyle bir sorun var. E, işteki yani etraftaki insanlara çok fazla kafayı takıp kendinizce kendinizi yormaya başladınız. Ve anlamsızca kendinizi o insanların enerjisine sokmaya başladınız. Bence yöneticiniz, çalışanınız ya da kim varsa biraz onların enerjisinden bir dağılın. Çünkü sizin gerçekten çok hızlı ve enerjik bir yapınız olduğu için diğer insanların negatif enerjilerinizi üstüne çekiyorsunuz. Algıda dağılma oluyor ve devamlı o insanları düşünüyorsunuz. Biraz biraz daha pozitif bir enerjiye girelim kimseyi kafamıza takmayalım. Taktım tak yaptığımız takdirde size iş konularında gereksiz hatalar söz konusu olacak. Uzun süredir de eğitim kariyerinizle alakalı, e, hem işimi devam ettireyim hem e, kariyer anlamında dil eğitimi almak istiyorum diyen bazı koç burçları için evet doğru bir karar haftası ama e, hangi dille ilgili eğitim alacağınızı, hem İngilizce var ama ekstra ya da İngilizce mi e, e, daha pratiğe geçirmek istiyorsunuz bunun kararını verin. Bence ikinci dil size çok uğurlu ve bereketli gelecek. Hem İngilizceniz oturtun hem de bir yabancı dil daha oluşturmanız gerektiğini söyleyebilirim. Sağlık olarak son zamanlarda kulak iltihapları, iç kulak dış kulak ve boğaz enfeksiyonları şuradaki nodillerde de hareketlenmeler olabilir. O yüzden dikkat edin ama çok önemli bir sağlık problemi olacağını hissetmiyorum. Sadece büyüklerimizde özellikle anneanne, babaanne ya da annenizde diz kapak sıvılarla alakalı ve taban ayak tabanlarınızla alakalı yani batık tırnak olabilir ama kemikleri ilgilendiren bu hafta bunlarla koşturup Aa, anneannemin ya da annemin böyle bir sağlık problemi vardı ama bu kadar lüks ettiğini düşünmedim diyeceğiniz bir haftaya gireceksiniz bir de şu sorununuz var. Son zamanlarda çevreniz o bu derken çekirdek yani size ait ilişki ailenizi ihmal ettiniz. Bence artık bu hafta bunları biraz daha doğru mum ışığında bir yemek yiyelim. Çocuklarımızla güzel bir vakit geçirelim. Onların çok kıymetli olduğunu ön plana tutalım ki çünkü onlarda bir güvensizlik başladı. Sorumluluk var ama sorumlulukla ilgili vakit ayırmama ile ilgili şikayet var. Ne yapıyoruz koç burçları? eşimizle olan zamanımıza dikkat ediyor. Uzun süredir ufak bir ailenizle ziyaret etmek istiyordunuz. Bekarlara muhteşem bir aşk kapısı var ama biraz daha vakti var. Ama uzun süredir de geçmişten haber beklediniz ve 3 hafta 4 hafta önceki ilişkinizle ilgili sürpriz bir haber alacaksınız. Bir de ufak bir kaza ya da dikkat etmeniz gereken hasarlar ya merdiven düştünüz put, nazar olabilir ya da göze ya da dikkat probleminiz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. 16 Aralık 22 Aralık yani boğa burçları neler bekliyor diyorsanız. Boğalarda kendinizi kısıtlanmış yani ne bileyim bardağı alıyorsun hmm, almayabilir miyim acaba böyle gereksiz kendi kendinizi daraltma ya kendi kendinizi sorgulama saçma sapan bir boş boşluk değiştirme dönemindesiniz bence hissettiğiniz e, bu boşluk evreleri Belki hani bazen ben nerede hata yaptım ya da kimin hakkını yedim ya da kimin duygusunu ziyan ettim bir, bir bir sorgulama dönemi yaşarız ya. Sanki böyle özgüveninizle onu özleştireceksiniz. Yani ben kimin canını maddi manevi e, dost sevgili fark etmiyor. Böyle bir geçmişle bir sınanma haftası vardır ya gözünüzden bir geçmiş geçecek. Ben nerede hata yaptım diye bence hata tek taraflı olduğunu düşünmüyorum. Sadece söz verdiğiniz bir şeyi unuttuğunuz için belki bu sizin canınızı yakıyor olabilir. Artık bununla da yüz yüze hesap. Bu kardeşiniz olabilir, ilişkiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. Bununla bir yüzleşmeniz gerektiğini not alıyorum. Almışım da size de uyarı yapıyorum. Özellikle e, birebir iş konularınızla alakalı bu hafta özgürce kararlar vermek istiyorsunuz. Yani ben bugün istifa ediyorum. Yani başka bir işe. Aman hayatım sen kendini güvencede olmadan özgürce aslında senin fikrinde bir yer var. Sadece buraya böyle benim çok özgür havam var benim şey ihtiyacım yok havasındasın ama otur oturduğun yerde şu an risk etmene gerek yok. Ama çok istenilen ve gitmek istediğim bir yerinde telefonunu aldığın için biraz popuşko kalktı. Bu popuşkoyu ya da anlaşma ya da beklediğin yurt dışı ya da şehir dışı haberin geldiği için böyle Hoo! havalardasın da oturturlar adamı vallahi oturma. O yüzden biraz daha bir Ocak ayını Şubat ayında bu kararı verirsek finansal konularda da evet rahatlayacaksınız ama bence radikal kararlar verip düzenimizi bozmamıza gerek yok. Mantığınız doğrultusuna gideceğiniz nokta hayırlı ama zaman yanlış olabilir. Yani bunu bu aralıkta değil de ocakta yapsan daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Devletle ilgili ya da kurumsal bir evrak bekliyorsanız bunun e, özellikle aralık sonunda muhteşem bir sevinci. Uzun süredir de aile arasında bazı miras ya da parasal konularla ilgili bir gerginlik olabilir. Duymamazlıktan gelin. Çünkü daha uzun soluklu davalar ya da uzun soluklu sorumluluklar ol olduğu için bu her zaman sizin üstünüze yüklenecek. Bence duymayın. Yine işinize, kendi ailenize önem verin. Ee, şöyle bir yolun var. Çok duygusal geçmiş travmanız olduğu için bol bol yeme. Kendinizi alemciyseniz alemi Keyif insanıysanız keyife yemek lezzetiniz çok yüksek diye. O yüzden biraz bu hafta bunları ihmal etmeyelim. O farkındalıklar size benim gibi son zamanlarda zayıfım ama şunun şekline bakmayın. Bu gerçekten zayıfım. Biraz gram kilolar sizi uyarabilir. İhmal etmeyin istiyorum. Özel hayat konusunda sadece ne istediğinizi biliyorsunuz. Ama bir türlü çözemediğiniz bir geçmiş probleminiz var. İlk önce onu çözün. Ondan sonra yoluna bakın diyorum. Parasal evre de bir finans yatırımı niyetiniz var ama belki o bir hafta bunun için daha doğru doğru oluşum ama yurt dışı ile ilgili bir sözleşme bekleyen bazı boğa burçlarına sürpriz bir oluşum ve hayırlı olacak. Sizlerde tırnaklar ne yapıyoruz? Tırnaklarınızla ilgili kırılmalar, çatlamalar, kaş dökülmesi, saç dökülmesi yani bu stresle alakalı bir şey. Vücudunuz çok stresli, evet bu hafta bol bir damla sirke sulu içerseniz üzerinizdeki negatif dağılması istiyorum. Bir de uzun süredir üniversitede lise arkadaşlarınızla hoş bir sohbet dönemi olacak. Bu da sizin için sağlıklı ve iyi olacak. 16 Aralık 22 Aralık. İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız. Özellikle ben bu anahtarı bırakıyorum deme haftanız. Yani ben işi bıraktım. Kimsenin haberi yok ama. Niye bıraktığınız da belli değil. Ee, beni kimsenin anlamadığı ve yöneticilerim ya da çalıştığım insanlara defalarca yerimin değişmesi ya da beklediğim işin olmamasından dolayı böyle anahtarları bir fırlattınız. Yani dosyalar önünüzde, ama anahtarlar kafanızda bitmiş. Ben diyorum ki, evet çok yoruldunuz. Hak veriyorum. Yani lanet olsun, pa parasız para mı olsa gitmeyeceğim dediğiniz noktadasınız ama çok doğru bir hafta hamle yaptığınızı düşünmediğim için. Doğru oluşumlara gereksiz cengel oluyorsunuz. Bence anahtarı cebinize çaktırmadan koyun. Yani yazdığınız evrağı cebinize, çantanıza koyun. Çünkü bu haftadan sonra yeriniz, konumunuz çok güzel bir noktada belirlenecek. Ve kafanızdaki fikirler, kötü fikirler birden iyileşecek. İyilik melekleri kafanızda dolaşacak. E, bence muhteşem ve işinizde olması gereken zaferi tutuşunu. Yani bir mumu yakıyoruz ve siz hafif hafif enerjinizi yükseltiyorsunuz ve bulunduğunuz noktada basamağınız değişecek. Uzun süredir iş mahkemesi sorunu yaşayan ikizler haklarımı alamadım. Bunu çözemedim. Bunu evet haklarınızı alacaksınız ama bu aralıkta bazı mahkemeler olacak ama siz Şubat Mart'ta haklarınızı alacaksınız. Şimdi de aralık sonundaki mahkemeyi bekliyorsunuz beklerseniz aç kalırsınız. Ama Şubat Mart sizin bu konularla ilgili daha rahata ereceğiniz bir nokta olacak. Bir de e, aile arasında para sürtüşmesi var. Not almışım. Para konularında sürtüşme ve tartışma çıkabilir. Dikkat. E, birden de neden diye yazmamışım diyorum. Yazmışım kocaman ortaklı hisseler, ortaklı mallarla alakalı gereksiz bir bu benim, şu senin, bu be Ya yaşayanlar var arkadaşım. Naceleniz var. Bir koysaydık o bir dünyaya da ondan sonra bu ortaklıklar kara. Evet herkes hak ettiği yeri biliyor. Ama yaşarken anne baba bir yer saçmasını ben sağlıklı bulmuyorum. Ee, ne bileyim hani sap döner, kesap döner, bir gün gelir hesap döner. Yani ben... Ee, İnanın şuna da karşıyım. Ben çocuklarım için yaptım diyen anne babalara da karşıyım. Yaradan size nasip ettiyse her şeyi yapabilirsiniz. Siz istediğiniz kadar ben çocuğumun hayatını mal aldım bilmem ne aldım diyerek garanti yapamazsınız. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Yani malın ve evladın insanın dostun. O yüzden e, mal konularına sürtüşmüyoruz. Yalan de, dünya denilen bir şey var ve uzun süredir eşinizle alakalı yeni eve geçmek. Evet mutlu bir ev, huzurlu bir ev. Evinizin odasından komşular etraftaki rahatsızlıklar sizi çok fazla kastığı için yeni bir semt arayışı için çok, çok doğru bir karar. Gerçekten ben bile anlatırken sıkıldım. Hemen değiştirin. <laughs> Neden değiştirin istiyorum? Siz renkli kişilikler olduğunuz için semti çukur gibi ezberlediniz. Yani olay etrafındaki her sistemi bildiğiniz artık size haz vermiyor. Ve çocuklarınızı bazı noktalarda büyütmek istemiyorsunuz. Doğru bir karar değiştirin ama emin olun eski semtinizi arayacaksınız. Sanki bu sene kalsaydınız da öbür sene gitseydiniz daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Bir de kendinizle alakalı yüksek eğitim ya da master yapmak isteyen insanın evrakları ile ilgili karar ver. Doçentliğiniz, profesörlüğünüz neyse bu dönem doğru bir başlangıç. Yapmanızı uygun görüyorum ve hayırlı olacak. Sağlık konularında Kadınsal bölgelerinizde özellikle kadınlar üşütme, gaz, gazla ilgili sıkıntılar yani rahim ağzında iltihaplanmalar söz konusu olabilir popiş popiş patiklerimiz var. Bunları giymeyi unutmayın. Ayaklarınız lütfen sıcak. Erkekler için de bel fıtığı gündemi ya da boyun fıtığı gündemi olacak. Bence uzun süredir kardeşler ne kadar kavga etseniz de baş başa yemek yemiyordunuz. Hadi sıra onda. Bir de eski ilişkinizle ilgili haber bekleyen ikizler unutun, yeniliğe bakın diyorum. Sevgiyle kalın ikizler. Evet 16 Aralık, 22 Aralık ver coşku yemin ediyorlar. E, hareketler coşuyor yani. E, yengeç burcundayız. Yengeçler için e, sosyal olarak kentlerini yeniden keşfetmeye girdiler. Hani dar bir kapı, kapıdaydınız ya yani hani deriz ya beynimizi bir noktaya sığdırdık ve bizim e, alanımıza kimse gireme. Siz de maşallah o kadar sığdırdınız ki birden açıldınız papatya gibi. Diyorum ki artık <laughs> açılmalar size çevre, yenilik yeni o. Yani kötü anlamda açılmalar değil. Lütfen esprilerimi güzel güzel anlayın ve saygısız hiçbir şey kullanmıyorum. Her söyledim. Yani çok doğru insanlarla diyaloğa girdiniz. Eğer bunları sağlamlaştırdığınızda iş kollarınızla alakalı planladığınız, programladığınız sistemin rayına oturtacaksınız. Bence doğru yoldasınız. Devam edin diyorum. Ve yeni işe girmek isteyen ve uzun süredir de geçmiş e, iş ortaklıklarınızla alakalı kavgalar var diye kadın erkek ayrımı bunlarla gereksiz laflar gereksiz dedikodular hat safhada olacak duymayın rica ediyorum çünkü insan sadece Çek, hani kıskanılıyorsa dedikodu yapılıyordur. Bırakın kim sizin dedikodunuzu yapıyorsa yapsın. Sadece kendine zarar verir. Siz asaletiniz ya da beyefendiliğinizle devam edin. Çünkü hak ettiğiniz rütbenizi alacaksınız. Ve uzun süredir de onunla bazı işlerimiz vardı. Para gelecek mi gidecek mi diye. Bunun da sevincini yapacak. Resmiyette protokol gibi asker gibi düşünün işiniz göreviniz yaptınız bay bay diyorsunuz ve özellikle uzun süredir de bulunduğunuz noktayı yan koltuğa geçirin, bir üst kademe yardımcı konum olayım diyenlere hazır olun yeriniz hazır hemen parmakla değiştirilecek özellikle banka işi yapanlar yerleriniz komple değişebilir finans sektörüyle ne bileyim özel sektör bankacılık devlet banka yani bugün İzmir'de İzmir'deyseniz yeriniz karşı yaka geçebilir İstanbul'daysanız Ümraniye tarafına geçebilir diyorum. O yüzden güçlü değişimler ama konum olarak ve rahatlık olarak sizin istediğiniz kıvamda olacak. Endişe etmeyin diyorum. Bir de e, çocuklarınızla ilgili son zamanlarda gereksizce gerildiniz, gerilmenize gerek yok. Çocuklarınız gayet başarılı. Bekarlar için çocuk muradı olacak. Evlat istiyorsanız, geldim kaç yaşına bir çocuk sevgisi, kokusu arıyorsanız gerçekten Rabbim size bu evlat kokusunu da yaşatacak diyebilirim. Ay ben çok mu konuşuyorum Bahar'a? Galiba çok konuşuyorum. Şuraya not Eşle ilgili duygusal anlamda romantik dakikalarda yanlış anlaşılmalar olabilir. Nasıl yanlış anlaşılmalar? İki ilişki arasında. Demek ki birbiriniz o kadar romantizmin içinde yanlış anlayacaksınız. Yani mum ışıkları keyifli giderken, birbirinize iltifat ederken birden laflar terse dönecek. Yani o ara lütfen yumuşak geçişler sağlayın. Çünkü zaten bir elektrik direği gibisiniz. Uzun süredir vakit geçiremediniz. O parasal evreler, sıkıntılar, ruh Ruhsal bulantılar çok fazla yer. Tam bir masaya oturduk elektrik çarp çarpması gibi. Laf sokmak diyoruz biz bunun adına. Lütfen akşamınızın ya da sabah kahvaltınızın keyfini çıkartın. Belki uzun süre sonra ilk kez böyle bir özentili ve gerçekten güzel bir duygu yaşatacaksın. Diliniz anam hiç durmuyor ki bir sessiz olun. Sağlık olarak e, siyatik damar varizle alakalı sorunlar erkekler ala, erkeklerle de alakalı. Hani e, dikkat etmesi ki omuz, e, kaburgalar yani sırt, omuz, kaburga, kaburga buradaydıla. Eee kaburga burada da omurgalarla alakalı. <laughs> kaburga burada. Omurgalarla alakalı sıkıntı olabilir diyorum. Bir de uzun süredir gerçekten arabamı değiştirmek istiyorum. Lanet olsun arabayı ite ite bir hal oldum diyen yengeçlere evet güzel bir araba. Bir de uzun süredir beklenen bir miras konunuz var. Bunun da sevinci Ocak ortasında çözülmüş olacak diyorum. 16 Aralık, 22 Aralık. Aslan burçlarını neler bekliyor? Haber sunar gibi sunayım istersen. Evet değerli Aslan burçları. Sizi bu hafta biraz bulutlu, biraz yağmurlu, biraz hafif hafif e, dolu şeklinde görüyorum. Bu demektir ki ani sinir öfkeler ve ne zaman patlayacağınız belli değil. Çünkü bir an fırtınanın da sizin etrafınızda artık yeterin ya yaka silktim hepinizden diyeceğiniz bir hava durumu halindesiniz. Aman dikkat edin bu hava durumu size çarpmasın. Hasta falan olmanıza. Yani bu demektir ki arkadaşlar arasında gereksizce sert konuşmalar. Evet. Diyaloglar öyle sertliğe gidecekse siz de arayı ayarınızı kaçırabilirsiniz. Rica ediyorum bu iş ortaklıklarınıza, iş çevrenizdeki insanlara yani e, yanınızdaki çalışan ya da evinizdeki bulunan yardımcınız bile korkabilir. O yüzden bu hafta lütfen rica ediyorum meditasyon mu yapacaksın anam, nefes terapisine mi gideceksin, yol yürüyüşü mü, fırtınaya kapılmadan bir sakinleştir. Çünkü muhteşem bir proje ve size gelecek te teklif hayatınızı komple bir değişmesine yardımcı olacak. Her şey değişecek. Koltuğunuz, arabanız, eviniz. Çok sürpriz bir değişim ama her aslana da bu olur mu Emine Hanımcığım? Ben sabah uyanayım, yarın benim hayatım yaşıyorsunuz. Hayır, sadece özellikle e, 22 ile 16 Aralık dönemindeki doğan aslan burçlarında büyük bir değişim olacak ve bu değişim hayırlı. Diğer aslanlara ne olacaklar? Evet, konum olarak değişim. Gerçekten istediğiniz bir evin satılması var ve uzun süredir ortak bir işinizi ayırmak istiyorsunuz. Bunları çözümlülüğe gireceksiniz ve planlı şekilde hayatınızdan çıkartacaksınız. Yani çok fazla işe önem verdiğiniz, aşkı askıda tuttunuz. Artık size aşk kıpır kıpır geliyor ya da ilişkiniz ya hayatım beni de unuttun ben neredeyim hatırla diye bir imalarda bulunabilir. O yüzden. Sizin de yapmanız gereken tek şey çok uzun süredir çocuklarınıza ya da eşinize zaman ayırmıyordunuz. Bir hafta sonu güzel bir tatlı, keyif. Yani ruhunuzu okşayacak ya da anne babanız ve tüm aile olarak geçirmeniz gerekiyor ki sizin bu sert akışınızı sadece aile engelleyebilir. Ailenin sev sevgisine ve şefkatine ihtiyacınız var. Bence bunu bu hafta sonu yapın ki ruhunuz bir relaks olsun, keyfinize bakın istiyorum. Yani demektir ki aslanlarda evet iş gerginliği, yeni anlaşımlar, yeni değişimler olacak ama duygusal kaos yaşıyor. Yani kendi içindeki görmediği hani o egolu, o yelpazesi güçlü adamın gerçekten minnoş minnoş sevgiye, gerçekten kimliğiyle ilgili aşka ihtiyacı olduğunun siz bile farkına varacaksınız. Bu sizin için aydınlık olacak. Yani Kısa süreli flört dönemi diyoruz. Yani uzun süredir beklediğiniz bir aşk ya da evliliğinize renk katmak istiyorsanız çok doğru bir zaman. Hayırlı bir evre. Bir de uzun süredir bazı aslanlar eşlerinden kurtulmak istiyorlar. Sevgililerinden eşlerine yenilik yapmak istiyorlar. Evet çok doğru bir dönemdesiniz. Çünkü sizin tam sert döneminize geleceği için bazı aslanlar da çatır çatır ilişkilerini bitirme dönemine, bazıları da evliliğini komple kurtarma dönemine girecek. Ee, şöyle bir durumumuz var. Birinci kat ya da dubleks ya da ilk bir kat arasında oturanlar özellikle mülk sahibi olacak. Yani eğer bir ve ikinci katta oturuyorsa ya da mustakil bir yer Yerde oturuyorsanız gerçekten bu aslanlar çoğu bu e, 2020'nin ortasına kadar bu ev muradınız gerçekleşecek ve istediğiniz yerden istediğiniz oluşumunda ve uzun süredir Ege tarafında almak istediğiniz bir yatırım ailenizi ilgilendiren bir yatırım olabilir. Bunun da sevincini yaşayacaksınız diyorum. Sağlık olarak dedik mi bir şey demedik galiba. Ne diyelim sağlık olarak not almışım. diş iltihapları göz enfeksiyonu ve burun enfeksiyonu yani alerjik olarak e, bronşlarınız, ağız iltihabınız, aftınız gündemde olabilir ve bu aft size ateş yapıyor olabilir. Vücudunuzda gereksiz bir ateşlenme varsa bir doktor kontrolü istiyorum. 16 Aralık, 22 Aralık. Başak burçları, mucizeler, mucize doktor gibi hissediyorum vallahi başakları hissederken. Neden öyle? Finansal olarak çok dertli bir haftaya gireceksiniz. Yani derdinizi alın masaya, yatırın. E, çünkü neden? Gergin ve dertli bir kafaya. O kadar çok geçtiğimiz birikim dönemleriniz o kadar çok fazla var ki. Aldığınız parayı nereye koyabilme hesabını yapmaktan gerginsiniz. Yani bunu krediye mi yatırayım, kiraya mı ödeyeyim çocuğumu, onu mu bunu mu? O yüzden size şimdiden kolay gelsin. Yani ay bitiyor neredeyse. E, yapmanız gereken tek şey kimsenin size verdiği sözleri tutmadığı için çok tıkandınız. Çok hak veriyorum. Ama her gecenin bir sabahı var derler ya siz o sabahın o kadar güzel aydınlanmasını yaşayacağınız bir hafta sürpriz sürpriz paralar gelecek. Hiçbir güvenmediğiniz ve inanmadığınız insanlar size kol kanat gelecek. O yüzden mucizevi güzel bir ışığın size yandığı bir hafta olacak ama aman herkese de inanıp da beklentiye girmeyin. Siz ayağınıza yorganınıza göre uzatan bir Her zaman yastık altında biriktirdiniz. Kimsenin bilmediği çünkü sizin para ve düzen kontrolünüz olduğu için hep birilerine inanarak yaşadığınız ve artık bunu yaşamayacağım dediniz. Gizli kefen paranızı da çıkartırsınız. Hiç sıkıntı etmeyin diyorum. Ne güzel bir iş teklifi var. Özellikle yakın bir dostunuz. Ortaklık teklif edebilir, kendini işine davet edebilir. Yeni projeler. Bence bu sizin için çok akıllıca ve fikir ve yaratıcı zekanıza çok iyi olacak. İki iş aynı anda da yapabilirsiniz. Yani öyle bir rahatlık da sağlayacak. Bence bu teklifi ön planı alabilir. Biraz hayır demeden bunu bir düşünelim. Bize artısa eksisine buna karar verelim diyorum. İşsiz başaklara da devlet ya da kurumsal yerden beklediğiniz evrak olumlu gelecek. Ama biraz daha sabırlı olun. Özellikle hani savcı ya da hakim olmak isteyenler için de sınav döneminiz geldiğinde başaracaksınız ama şu an çok heyecanlı ve ben işsizim diyen Başak Burçları'na diyorum ki her, her şerrin bir hayrı vardır unutmayın. Sizin şu an ben niye başaramadığımız dediğiniz şeyde başınıza daha sıkıntılar gelebilirdi. Ben inanıyorum ki bu hedeflediğimiz noktayı doğru süreçte halledeceksiniz ve e, özellikle şöyle bir durum var. Ailede anne değil de babanızın annesi ya da babanızın kardeşi ya da babanızın kız kardeşi ablasıyla alakalı gereksiz kavgalar ve miras kavgaları gündeme gelebilir bununla ilgili siz babanız hakkını savunamıyor biz hakkını savunalım dediğiniz takdirde büyük tartışmalar çıkabilir zaten evdeki erkenin profili kendini ifade ediyor ama koltuk formatlı ifade ettiği için siz bu yüzden konuşmak istiyorsunuz bence hiç karışmayın Hala ya da Küçük halalarınız biraz problemli olabilir. Size gereksiz laflar söyleyip canınızı incitebilir. Hiç karışmayın. Yasa denilen bir şey var. Yasada hakkınızı alacaksınız nasıl olsa. Evet. Vekar Başaklara aşk var ama biraz daha sıkıcı aşklar yazmışım yani demek ki doğru ilişkiyi yakalayamayacaksınız. Size çok kontrol altına almak isteyen, sizi çok böyle baskılayan ilişki olacağı için size sıkıcı bir hafta ilişkisi diyorum ama evliliğiniz ya da düzeninizde korkularınız varsa rahatlayın, iyi bir süreç. Sizde de e, uzun süredir bir altın yatırımı yapmak isteyen ve gerçekten bunu yatırıma çevirmek isteyen Başaklara tam zamanı bunun için arsa yerine altınınızı yapın istiyorum. 16 Aralık, 22 Aralık Terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız hassas, duygusallıkta hassassınız. Çünkü dostlarınızın, arkadaşlarınızın, güvendiğiniz insanlara sanki size sırtını döndüler ve benden uzaklaşıyorlar. E, i̇nandığım ve güvendiğim herkes kapılarını bana kapattı. Niye beni, beni kimse anlamıyor? Neden benim vakit geçirdiğim noktalarda herkes kafasını buyurup gidiyor dediğinizde hani ne diyeceğiz davul hani çuvaldızı kendimize mi basalım bilmem neydi o tarafa basalım diye bir söz verdi ama hatırlamıyorum ya da o bir hafta hatırlayacağım söz ee, bence ilk önce siz ne iyilik yaptığınızla ilgili bir dengeyi kuralım yani çıkarlar doğrultusunda mı iyilik yaptınız gerçekten duygusallık dönüyor. Çünkü sizin ne zaman çıkarcı ya da bazen ne, ne zaman duygusal olduğunuzu ben anlarım da etrafınızdaki insanlar bu konuyu çok fazla anlamadıkları için size çıkarcılıkla suçluyorlar. Hayır siz çok keyifli, çok eğlencelisiniz ama espritüel ve hani gamsız dünyayı ben taşıyorum havasınızdasın. Sanki para var da sizi kimse iplemiyor. Sen de hala ağlıyorsun havasındasın teraziler. Böyle davranıyorlar size. Size hak veriyorum da biraz gerçekten sıkıntınızı da masaya yatırırsanız insanların ...bunu da anlama şansı vermeniz lazım... ...sorunuz biraz ego... ...biraz e, hani... ...terazilerde şu vardır ışıklar ne kadar üstünüzde kaysa o kadar güzel olursunuz. Yani siz kendinizden o kadar eminsiniz ki kimse size bakan da anam bunun paraya derde ihtiyacı yok. Maşallah ışıl ışıl da sorun demek ki sizin enerjinizde sizin içinizde değil ya yani. Ener yansıttığınız enerjiyle alakalı bir şey. Evet aile işi yapan bazı terazilerde bu sene çok radikal bir yani bu aralıkta radikal büyüme, yenilikler, yeni projeler e gerçekleştireceksiniz. Eğer ki e Evliliğinizde de uzun süredir yaşadığınız tartışmalar sakinleşecek. Daha birbirimizi anlama dönemine gireceğiz. Bence şöyle bir şey var. Çok uzun süredir çevrenizde anlaşılmıyorsanız anlaşılma haftasına, dinlenilme haftasına gireceksiniz. Bu eşiniz, çocuklarınız vesaire şey. Ama en büyük sorun da uzun süredir e, ailenizde kardeş hastası olabilir. Ya da kardeş kaybı olabilir. Yani böyle bir içinizde geçmişe ait bir kardeş özlem duygusu var. Bence yaşıyorsa lütfen gidip derdinizi, duygunuzu anlatın Bir de uzun süredir çözülmeyen bazı miraslar orada mal var, burada var, şurada mal var diye diye ortalıkta dolanıyorsunuz. Rabbim hepsini kalbinize göre tek tek verecek ama şu an bu zaman o bu zaman şu an o zaman değil. <laughs> Doğru bir alan. Biraz daha bunun için vakit var. Uzun süredir de lise ya da genç arkadaşlarımızla ya da şu an 22 yaşındaysanız arkadaşlarınızla bir kay, kayak yapmaya seyahat etme niyetiniz var. Tam yılbaşı için doğru bir karar. Hadi Uludağ, hadi Kartal, hadi Erzurum'a diyorum terazi burçlar için. Resmen höpürterek içemedim ya. Keyif almadım. Ben hüpürt etmeden içmeyi seviyorum. ya Her neyse evet güzel diyaloglar güzel. Sağlık olarak mide spazmı kalp spazmı, özellikle bu dönem oram sıkışıyor, nefes alamıyorum, oram takandı, ayakta başım dönüyor diyorsanız ufak bir tansiyon ve şeker kontrolü ve kalp ritminizi kontrol ederseniz sevinirim. Bazı terazi borçlarında çocuk muradı var. Gerçekten gerçekleşecek. Uzun süredir de kardeşlerle babanızın size yapmak istediği bir aile apartmanı ya da almak istediği bir yer olabilir. Bunun muradına sahip olmanın zaferine erişeceksiniz. Gereksiz kardeşlerle de kırgınlık bitiyor, bütünleşme dönemi başlıyor. 16 Aralık, 22 Aralık Akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Bu hafta işkolik bir haftanız, çok yoğun geçecek. Yani insanları dinlemek, evrak, dosya, satış, kontrol, girişler. Yani o kadar fazla o or ortamın bu kadar iş temposuna kalabalıklı ya da insanlarla diyaloğunuzda bir daralma olabilir ama çok büyük kararlar ve bu kararlar size çok artı kazançlar sağlayacak. Tam zaman, o zaman. Yani sizin 16 Aralık'tan sonraki hafta size o kadar güzel oluşumlar yaratacak ki, ya bu, bu, bu işi, bu işi bununla nasıl yapıyorum? Ben bilmiyorum. Rabbim diyeceğiniz bir hafta olacak. Bence e, sadece neye karar vermeniz lazım, tek başınıza odaklanıp kontrol edip anlaşmalarınızı, evraklarınızı ya da gireceğiniz işle ilgili bir detaylı kontrol yaparsanız çünkü sizde hep bir kalıcı olamayacağım ya da bu işi yürütemeyeceğim korkunuz var ya biraz bu konuları geride tutarsak siz bir marka yaratırsınız ve gerçekten işiniz tavan yapar. Sadece biraz sizi ittirmek mi lazım? Para olarak desteklemek mi lazım? Ya da sen güç... Çünkü içindeki güce inanıyorsun da Kendin adım atarken tedirkinsin artık ve işe adım atmaya başla diyorum. Uza, uzun süredir de uzak doğuyla ilgili olan bazı akrepler uzak doğuya gidecek ne alakanız var? Akrepler bir yazın bakayım uzak doğuyla ilgili ne bağlantınız var bilmiyorum ama çok güzel bir teklif ve uzun suluklu orada kalabilecek bazı akrepler var. Bu teklif size para biriktirmenize ve buradan ev almanıza yardımcı olacağını söyleyebilirim. Bazı akreplerin de son zamanlarda bu 2019'da biriken borçları yıl bitti hala bitiremedim. Evet bitmeyecek ama yıl 2020'nin sonlarına doğru da bu borçlarınız bitecek ama ortasında bitecek. Araba değişikliği ya da ev değişikliği istiyorsunuz ama yani o kadar maddi krizleriniz var ki şu an araba ya da ev değişikliğine gerek yok. Sadece yapmanız gereken evde eşya değişikliği, renk değişikliği, düzen değişikliği yapabiliriz. Ne yapıyoruz bu hafta? Kendinizi dinlendirmek için güzel sadece kendiniz ama Güzel bir kaçamak. Ne kaçama? Baş başa kendinize yemek ısmarlama. Kendinizi bulma haftası yapmanız lazım. Ee, bekar akreplere doğru insanı bulma haftası. Gerçekten elinizin kalbi ısıtacağı, ruhunuza iyi gelecek bir aşk size iyi gelecek. Ve uzun süredir beklediğiniz bir ilişki varsa gelse de kabul etmeyeceksiniz. Bunu da dikkate alın lütfen. Ve ufak tefek para beklentisi olan bazı akrepler yardım alsa da arabayı değiştirsem diye. Evet bu paranız gelecek notunu alıyorum. Ama bazılarında da ciddi anlamda duygusal bir depresyon hali var. Biraz onların da silkelenip özgüvenini tamamlaması lazım. Bence sizin neye ihtiyacınız var biliyor musunuz? Ben varım demeye ihtiyacınız var. Bence siz çoktan vardınız da biraz güçlenmek konusunda çok yorgun hissettiğiniz için artık e, inançlarınızı demeyeyim de emeklerin, emeklerimle sınanmaktan yoruldum diyen ailemle sınanıyorum, çevremle sınanıyorum, dostlarımla sınanıyorum demeyi bırakıp eğer ben varım dediğinizde Rabbim bütün sınavları geride tutacak ve size çok güzel iletişim, güzel paraların, güzel akışlarının sahip olacağını söyleyebilirim Akreplercim. Evet 16 Aralık 22 Aralık. Şimdi hemen akrebin biri diyecek ki ya bizi kısa geçti biliyor musun? 16 Aralık 22 Aralık. Yay buçlarını neler bekliyor? Yani yaylar pst, yapıyoruz. Ya bazı yaylar ben evlenmek istiyorum çocuk istiyorum aile olmak istiyorum. Yaşım 36 oldu, 39 oldu, 40 oldu. Yani ben artık benim elimi ve hayatımı ve uyanmak, uyumak istediğim adamı ya başlarım paraya diyen bazı yayları hadi gözünüz aydın. Turnayı vurma döneminiz. Yani bu hafta yani bu e, büyük bir ihtimal aralık sizde bu ışığı yakalama ve bu hani inanmıyorum artık evde kaldım çocuğum mocuğum olmayacak diyen insanlara mucize bir e, rüyanız mı olacak kalbiniz mi? ya da tanıştırmayla mı? bilmiyorum ama muhteşem bir başlangıcı hissedeceksiniz. Ve gerçekten de o enerjiyi Rabbim size verecek ve bu eksik olan aşk tacınızın başı taçlanacak, parmağınız da taçlanacak diyorum. Evet gerçekten de hak ettiniz. Çünkü artık beni yiyenler, benim arkadaşlarım torunlara döndü diyen bazı yay gerçekten muhteşem aşk var. Hani sabreden dermiş, muradına ermiş deriz ya. Gerçekten sabrettiğiniz şeylerin yavaş yavaş fazlasıyla iyimserliğini, fazlasıyla doğru insanı, fazla, sizle keyfini çıkartacaksınız. Şimdiden duygusallıkla ilgili yaşadığınız kaoslar geride kalacak. Beklenmedik finans hayal kırıkları yaşı. Gereksiz harcamalar. Yani bunu yaptığınız o krediyi unutmuş olabilirsiniz. Yani araba almışken bir evde almış olabilir. Böyle gereksizce sizi yıpratacak. Ay ben bunu nasıl öderim? Ben sunu nasıl yaparım? Dediğimiz bir tedirgin bir haftaya. Gereksizce bir paranız. Çünkü zaten sistematik her şey gidiyor da sizde böyle bir e, Türkiye'nin gidişatı iyi değil ya da bulunduğunuz ülkenin gidişatı iyi değil. Ben nasıl bunu karşılarım? işsiz kalırsam. Hayır işinizle ilgili bir sorun yok. Hatta yerinizde ya ya da konumunuzla alakalı ya da gelecek bir teklif sizi o kadar mutlu edecek ki hiç endişe etmeyin. E, ne kadar hayal kırıklığı yaşasanız da siz doğru yolunuzu eninde sonunda bulacaksınız. Ve güzel bir e, aslında parayla ilgili sınav diyorum ama aslında sınandığınız şey sizin paranız avucunuza düşecek bir şey olacak. Hiç beklenmedik noktadan. Evet kınadığınız şeyler sizin hayatınızda artı olarak gelecek ve bu artılar size hayır ve aydınlık geçecek. Bir de e, işsel dünya kendi iş çevrenizdeki insanların evet çekemeyen yani çok dostunuz var da bir o kadar da sizi kalkındırıp yücelten insanlarımız da var. Bence problemli sizin geçmiş özleminiz. Bu demektir ki anne baba çocukluk ya da 20'lik yaş döneminiz ya da 20 yaşındaysanız 10 yaş döneminizi özlüyor olabilirsiniz. Böyle ufak bir karma probleminiz var. Bu karmanızdaki kaygılarınız, endişeleriniz var. Belki bu karamsarlık ve geçmiş böyle aman aman içsel karantılar, nefes alamıyorum, uyku uyuyamıyorum, üstüme karabasanlar. Bence bir hani psikolojik olarak desteklenmeye ihtiyacınız olabilir. Çok yorulduğunuz hak veriyorum. Yani 2-3 yıldır ciddi anlamda artık siz hani yerde sürünüyorum. Hiçbir şeyim istediğim gibi olmuyor olmadı diyenlere sesleniyorum. Gerçekten güzel süreçler var ama inancınız, ruhunuz daraldı. Sağlık olarak ruhsal ve gözlüğünüzü değiştireceksiniz. Son zamanlarda da özellikle 18 yaş dişimiz vardır ya altta ya da üstte artık neredeyse ben unuttum. Benimkiler 20'lik dişler yani 18-20'lik dişler diyoruz işte. Ben 18 hissediyorum da kendimi 20'lik dişlerimiz yani. E, bunlarla ilgili biraz sizi zoracak bir hafta ama çok önemli. Sadece bir e, iç kanal tedavisi gerçekleşecek sonrasında aydınlık. Bir de yaylara şunu demek istiyorum. Belki de yağ şafi çekmeniz lazım. Şifalanmaya ihtiyacınız var ya. Yani içinizde kaç tane yağ şafi okumak istiyorsanız okuyun. Şifalanmak, iyileşmek adına iyi geleceğini düşünüyorum. Bir de bir dostunuzun kaza ya da bir sağlık problemini alıp çok üzüleceksiniz. Şimdiden buna da hazırlıklı olun diyorum. 16 Aralık, 26 Aralık oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Yani eee oğlaklara bu hafta şey demek istiyorum. Ya yani 2020 sana çok iyi gelecek. Yani 2016'yı böyle götür götür boş ver, duyma, işitme diyeceğim ama tabii ki haftalar da önemli insanlar için. Çünkü her hafta bir nefes alıyoruz. Her gün her sabah uyanıyoruz. Ya Belki de siz kafanızda böyle duygusallıkla çok kitlendiğiniz için sadece işle kendinizi verip o boyutta unutup hani o yaşadığınız harikalar masal diyarındaki enerjiden çıkamıyorsunuz ya. Biri sizin kafanıza vurup çıkartması mı lazım bilmiyorum ki. Yani aktif bir halik almak istiyorsanız ilk önce para oğlakların böyle bir gücü var. Yani siz ne kadar batsanız o yüzden size çok hayranım oğlak burçları. Siz yerin dibinde ben sürünüyorum deseniz de kimse sizin sürüldüğünüze inanmaz. O yüzden bence duygusallık konunuz hani sefil etti siz. Artık sefilliği bırakın. İş ve hayat noktanızda bir zamanlar sefiller dizisi vardı zenginler ve yoksullar mıydı? Sefillerdi ya. Evet. Çok da iyi bir romandır kendisi. E, sefillerin çok iyi bir romanı da vardı değil mi ya? Yanlış hatırlamıyorum. Değil mi? Ben okuduğum için hatırlıyorum. Yoksa okumasam asla hatırlamam. E, şöyle bir durum var. E, duygusal olarak biz kendimizi geliştiriyoruz. Parasal evrede evet zorluklar, yeni projeler, yeni imzalar ama hala para ve hala sağlam sağlamlaşmayan bir iş düzeni olduğu için kendinizi doğal olarak diken üstünde hissediyorsunuz. Ve ondan haber, bundan haber, şu işi anlaştım. Bu işi, bu ihale var da bizde hiç para yok. Yani ben telefon görüşmeleri, ben işler imzalar atıyorum da bana yansıyan hiçbir para yok diyorsanız evet tam zamanı. 12'den vuruyorsunuz. Ama aralık bitmeden bunun zaferini de kutlayacaksın. Mahkemelik bazı sorunlarınız var. Evle alakalı. Yani ev sahibi, mal sahibiyseniz kiracınızı çıkartacaksınız. Kiracıysanız mal sahibinizle sorun yaşayabilirsiniz. Uyarımız bu. Evden çıkmayacaksınız da çıkartılmaya yeltendirebilir ya da yeltenebilirsiniz. Yani iki taraflı konuşuyorum. Eee... Güzel tekliflerimiz var. Bir de eğer serbest meslek yapıyorsanız size ortaklı bir sistem oturtma kararı gelecek. Yani ben özgürce oradan oraya koşturuyorum, bu işi yapıyorum, bu, bu, işi yapmıyorum. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız ortaklı bir teklife, bu teklifi kaçırmayın isterim. Çünkü çok büyük bir yenileme. Bu sizin isminize ünvan mı? Gerçekten para kazanmanız için yardımcı olacak bir sistem olacak. Doğru teklifleri doğru değerlendirdiğinizde cebimiz cübbe dolmaya başlayacak. Yani güzel güzel anlaşma. İlişki konusunda evet geçmiş aşkı kapat. Gözünü aç. Anam e, yani geçmişte kaldı artık bunu beynine ne sok. Yani gelmesini bekleyen bazı oğlaklar evet gelse de ne bekliyorsun demek istiyorum. Ya yani, bunca zamandır ne bekledin? Yani düşündün mü ne söyleyeceğini? E, evli oğlak burçlarına şunu demek istiyorum. Evet çocuk muradı ya da çocuk istiyorsanız tedavili çocuk sahibi olacaksınız. E, ve erkek çocuk muradı olacak bazı e, oğlak burçlarında. Uzun süredir de belki sizin e, bir dost, kadınsanız bir kadın dostunuz, erkekseniz bir erkek dostunuzla sohbet etmeye ihtiyacınız var. Hatta bunu bir e, balık yaparak masada da hani ne yapmak istiyorsanız yapın. Bu doğru bir. Bir de kard... Eğer kardeşinize kırgınsanız sizden özür dileme dönem olacak. Kız erkek ayrımı yapmıyorum. Ha bu da adam oldu ya da bu da maşallah akıllanmış diyeceksiniz ama yine bir darbe yiyebilirsiniz dikkat. 16 Aralık, 22 Aralık kova burçlarına neler bekliyor? E, bence kovalar ne istediğini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Şimdi bazı kovalar diyecek ki, ay içmeyeceğim kovalara inat içmeyeceğim susuzluktan ölüyorum ve içmeyeceğim kesinlikle. İş yerinizle alakalı <laughs> bolluk ve bereket bir haftasına gireceksiniz. Ama yanlış imzaladığınız ya da gözden kaçırdığınız bazı olaylar canınızı sıkacak. Yani hem para kazanırken çok iyi başarılar ama dikkatsizliğiniz kazandığınız parayı elinizden gitmenize sebep olacak. Yani bu demektir ki işinizden olabilirsiniz. E, farkında olmayarak yarattığınız hatalar size zarar verebilir. Yani bu demektir ki Gereksiz gerginliklerde kaos atlatabilirsin. Birinin bakışına sinirlenebilirsin. O yüzden yöneticilerinizle alakalı gereksiz yere gerginliklerden uzak evrakları çok doğru kontrol ediyoruz. Yeni anlaşmaları doğru inceliyoruz ki e, çünkü iletişimle ilgili dilinizi kendinizi ifade edemeyecek noktalara gelebilir. Ve saçma sapan noktalara gidip işinizden gereksizce istifade ya da kovulabilirsiniz. İhmal etmeyin diyorum. Yani dikkat etmeniz gereken en önemli hafta. Ee, ne kadar az zarar görürsek o kadar kardayız yazmışız. Yine de tabii size şu konuda inanıyorum. Gruba hitap ettiğiniz için ve toplumsal evrelere çok önem verdiğiniz için ve siz işinizi çok iyi anlatan bir insansınız. Bu sizin ya alt kadronuz ya da hiç farkında olmayarak imzaladığınız bir konu ama sonu aydınlığa bağlanacak ama evrakları doğru inceleyin. Yoksa devlet, hukuk, yasal bir süreçler ve uzun süredir bazı kovalarda cezaevinde yatan ya da cezaevi ile ilgili ya da hani ceza alan kovalara da yani aydınlanacaksınız. Ne sıkıntınız varsa çok büyük bir rahatlama olacak. ...hiç beklemediğiniz bir noktada elinizi kolunuzu sallayıp çekip gideceksiniz... ...anlamadım, bu konularda da şanslısınız yani... ...bir noktada kapalı gibi göz görsek de bir noktada aydınlıksınız... ...demek ki yasal olarak problemlerinizden... ...yani bu eski kocanızın nafakası olabilir... ...evladınızın hakkı olabilir... ...ya da kardeşinizle alakalı bir laf sürtüşmesi olabilir... ...ceza para ödeyeceksiniz, ödeyeceksiniz... ...alacaksınız, alacaksınız demektir... E, bence e, kendine yemek sektörüyle yani turizm sektörüyle ilgilenen bazı kova burçları ya yap abi sen ya da yapma ya kadın erkek kadın diyoruz ya neden yapmalısın? Çünkü senin yapacağın görsel zekan lezzetin, duruşun ve ifaden o kadar güzel ki senin izdiham yapmayacağın yer yok. Ben sana inanıyorum da sen hani başında o kadar çok karışık olaylar ki onu toparla, bunu toparla, şunu topla. Kendine vakit ve projeni çizemedin. Tam proje yılın. Yani bu aralık aslında senin görmen gereken noktaları belirle. imzalayacağın noktaları belirle. Yeni iş kapılarını ayarla. Yurt dışı bile fikrin varsa gidebilirsin diyorum. Aile içinde bazı gereksiz laf atışmaları. Çocuklar yüzünden birbirinize gireceğimiz tartışmalarımız olabilir. Bence çocukları tartışmalarınıza katmayın. Onlar sizin zevklerimiz ve istekleriniz doğrultusunda hayatına girdi ama sizin tartışmalarınızda şahit olmak zorunda değil. Onlar size Allah'ın emaneti. Ne kadar sağlıklı ebeveynler o kadar güzel Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar oluşur. Yani din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan her çocuk özeldir. Rabbim her çocuğu anne ve babaya emanet etmiştir. O yüzden saygı ve sevgi içerisinde tartışmaları yani çocukların görsün istemiyorum sizin de annenizle alakalı sağlık problemi olabilir özellikle <laughs> mide e, ciğerler <laughs> bu noktalara dikkat etmemiz lazım. Ama maşallah sizde de belki reaksiyon göstereceğiniz e, sıkıntılarınız olabilir. Kova burçlarına ne coştum ne coştum herkes bana şokta. aman kovalar dişlerini tamir ettiriyorsun. Düşen dişlerini iyileştiriyorsun. Dolgularının gelmiş, kaplaman gelmiş, ağız kokuların var. Ya da e, bu ağızla alakalı takıntın olabilir. Ağız estetiği yaptırabilirsin, dudak yaptırabilirsin. Tam zamanı yaptır istiyorum. 16 Aralık, 22 Aralık. Balık burçları neler bekliyor diyorsanız bu hafta yurt dışı ile ilgili saatleriniz, fikirleriniz, oluşumlarınız gerçekleşecek. Bununla ilgili de bazı yatırımcılar ya da kendinizle ilgili planlar ve programlar yapma fikrindesiniz. Bence geçmişi bir gözden geçirin, yatırımcılarınızı kontrol edin, girişimci insanlarla diyaloğa geçin. Gerçekten bunu başaracaksınız ve istediğiniz kapı hayırlı. Ama ne olacak? İlk önce burada bir şirket sistemiyle oluşacaksınız. Bu şirket sizi istediğiniz bir noktaya yollayacak. O yüzden doğru bir karar ve işinizi mutlaka zorlayın. Üstüne hakimiyette gir. E, yurt dışı ile ilgili imkanlarınızın kapıları açılacak. Ha bulunduğum nokta ne olacak derseniz evet bulunduğunuz nokta sizi yurt dışına yollayacak ama yerinde değişim isteyen bazı balık burçları de bence işlerinizi komple değiştirip yeni bir noktaya geçiş yapacaksınız ve bu tekliflerde size maddi manevi daha büyük bir rahatlık sağlayacak. Bu da parasal kaynağınızla ilgili kafanızda ne düşünüyorsanız ne planlıyorsanız çok doğru şekilde atılımları yapacaksınız. Bence sizin ailevi anne baba kardeş yani bence annenize vakit ayırmıyor olabilirsiniz kardeşlere babaya bence bu hafta ailenizi ziyaret edin ya da yalnız yaşıyorsanız ailenize gidin e, birlikte yaşıyorsanız sohbet etmeye vakit bulursanız televizyon ya da bilgisayar ya da işten dolayı rica ediyorum bir aile yemeği istiyorum bu aile yemeği sizin içinizdeki ailenizle ilgili duygularınızın konuşma dönemi olacak çok uzun süredir de ilişkisiz olan ve ilişkisi varsa bile kopuş evresidiriz ya ilişki bitti mi devam ediyor mu etmiyor mu adını koyamıyorum dediğimiz ilişkiniz artık üstünüzdeki yük ya da ilişkinizi artık özgür bırakın ki yolun eğer birlikte olacaksanız bir özgürlüğü tadın. Askıda bırakmak çok kötü bir şey. Bence ilişkinizi bitirme kararı veren balık burçları doğru. Askıda askıda bırakanlar lütfen askıyı kırsınlar. Zaten o size ait. Tekrar deneme şansınız var. Evli olanlara da e, duygusal, romantik, keyifli bir hafta ve tekrar bir birlikte e, ne bileyim aralığın 27'si 28'ine yurt dışı planı düşünen, şehir dışı planı romantik romantik keyifler düşünenler için şimdiden duygusal kararlar evliğimizde daha üst level'a atlatma fikirleri olan bazı balıklara sürpriz, e, aralık sonu sürprizleri diyorum. Bu sizin hanenize çok hayırlı gelecek ve aydınlık. Evle ilgili de evdeki e, mutfak, banyo, salondaki eşyalarda yenilenme e, mevsimi değil ama niye yenileyeceksiniz onu da anlamış değilim. Bence sizin bu evden, kendi evinizden sıkılan balıklara satın evinizi yeni bir ev almak için hayırlı bir zaman. Çünkü bu ev size dar geliyordu ve uzun süredir de devam ettirdiğiniz farklı bir proje vardı. Bunu da hayatınıza geçireceksiniz. geçireceksiniz ve bu da size iyi bir kazanç sağlayacak. Ee, sağlık olarak boyun ve e, bele de dikkat etmeniz gerekiyor. Sıkıntılar son zamanlarda depresyondan olan, depresyonda hisseden balık burçlarına meditasyon ve nefes terapisti istiyorum. Bence balıklar güzel kararlar içindesiniz. E, aşksızlara aşk olacak. Biraz daha sabırlı olun ama bence şöyle bir şey var. Balıklar yurt dışı ile ilgili plan ve programları çok iyi yaptıkları için bence bu hafta bunları başarın o bir hafta duygusallığınıza daha derin bir boyutta haber verebilirim. Evet 16 Aralık 22 Aralık haftalık burcumuzu yaptık. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Evet muhteşem ee, yeşil çayımı içiyorum ve yanında içinde her zaman e, diye unutmuşum geçen hafta. Yeşil çayla birlikte kuşburnu ekliyorum. Yani yeşil çayı doktorum tavsiye ettiği için akşamları içiyorum. Ee, Kuşburnuyu da kendim çok sevdiğim için. Bakalım kuşburnuya ne diyeceksiniz çok merak ediyorum. Evet sevgi ve mutlulukla, umutla, aşkla, e, sevgiyle e, ne bileyim hayatta ne istiyorsanız bütün kalplerle para ama bence paradan önce sağlık sağlık. Ay yok be para sağlığın önüne geçti. İlk önce hepimize bol para, huzur, mutluluk, sağlık. Bence Rabbimden evlatlarımız, ailemiz için ne istiyorsak bu 16 Aralık 20 Aralık size bol bol ışık gelsin temenni ediyorum mutlulukla kalın hoşçakalın